Ahmet Türe, Trabzonlu, 25 yıldır Konya'da sanat hayatına devam ediyor. Bu 25 yıl içerisinde 90 ve 94 arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü resim ana bilim dalında okumuş ve 94'ten sonra da yine Konya'da birkaç özel okulda görev yapıp 97'de araştırma görevlisi olarak mezun olduğu Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yardımcı doçent olarak görevime devam etmekteyim. Konya'da sanat galerisi olarak, özel galeri olarak aşağı yukarı 6 yıldır hiç aralıksız devam eden de tek galeri olarak devam etmektedir. Bu galeriye de aynı zamanda hizmet vermekteyim. Tabii geçmişe döndüğümüzde ara ara bazı anlar gözümüzün önüne geldiğinde sadece onları söyleyebiliyoruz. Bu ilkokuldan başlıyor tabii. Hep ilkokuldan başlar aslında. Eğitim orada başladığı için. İlkokul öğretmenimin mesela resimlerimin alıp panolara asması, beğenmesi beni teşvik ediyor. Ama diğer taraftan da ailede de resimle ilgilenen mesela rahmetli annemin köylerde şeydir, meşhurdur. Birisi bir kaneviçe ya da bir örnek çıkarttığında onu saklar, kimseye göstermiyor. Sadece evine geldiğinde işte kaneviçe ya da iğne varsa her neyse farklı şeyleri, örnekleri gördüğünde onları beğensinler yani sadece bende olduğunu görsünler diye. Annemin mesela şu an sakladığım o örnekleri, şeyleri var. Kopya kağıtlarıyla beraber yapmış olduğu çizimler var. Ya burada demek istediğim aileden gelen bir şey var. Annem, diğer kardeşlerim de yine aynı şekilde. Onların herhangi bir eğitimi olmadı ama onların mesela abimin Trabzon'da teknelere resim yaptığı ve yazılarını, başlarını, gemilerin başlarında olan yazıları o yazardı. Babamın marangozculuğu, el becerisi onlar haliyle kişiye yansıyor. İlkokulda da resim öğretmenimin böyle bir özenti, teşvikiyle beraber resimlerin panoya asılması sürekli resim yapmama teşvik etti. Bu daha çok ortaokulda, tabii öğretmenler de önemli. Ortaokulda çok iyi bir resim öğretmenim vardı, iyi teşvikler de bulundu. Yine aynı şekilde lisede, hatta hiç unutmam lisede o zaman Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye yeni gelmişti halter için. 19 Mayıs haftasıyla alakalı bir çalışım vardı. Lise 2 falan herhalde. 19 Mayıs haftasıyla ilgili yaparken Naim Süleymanoğlu'nu hayalden ezbere benzeterek yaptım kalemle. Atatürk de yine o 19 Mayıs haftasıyla ilgili o şekilde çizdiydim. Arkadaşlar tabii ben biraz şeydim, çekingendim. Hocaya herhangi bir şey anlatmıyorum, göstermiyorum. Arkadaşlar bunu görünce resim öğretmeni hemen şey söyledi işte, hocam Ahmet bakmadan benzeterekten yaptı. Orada da o lise hocamın sen ileride yani yetenek sınavlarını takip et, yetenek sınavlarına girersin, resim bölümünü okursun demişti. Ve o bir kapı açmıştı bana. Yoksa bizim baba mesleğimiz balıkçıydı, belki balıkçı olacaktım. Ama onun göstermiş olduğu, öğretmenimin göstermiş olduğu yolla yetenek sınavlarına girdik. Böyle akademik olarak da devam ediyoruz. Sanat galerisini açma fikrim üniversite öğrenci yıllarımda başladı. Biz 5-6 bir arkadaşla ekiptik böyle, sürekli beraber çalışırdık. Yani oturduğumuzda şu şunu yaptı, bu bunu yaptı demezdik. Ne yapabiliriz? Yani ileride hocalarımız, hocam şu an Profesör Doktor Alay Bey Karoğlu, Çankırı Üniversitesi Dekanı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı. Onları mesela gördüğümüzde, baktığımızda onlara hedef alaraktan, yani öncü olarak gördüğümüzde onların yapabildiklerini biz de yapabiliriz diye hareket ediyorduk.
O arkadaşların tabii birçoğu milli eğitimde ya da üniversitede hoca şu an. Ama ben o dönemde beraber konuştuğumuzda böyle sanatla alakalı neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle mekanlar, galeriler, sanat ortamları diye yola çıkmıştık. O içimde öyle o şekilde kalmıştı. Aşağı yukarı 92, yani 90'da öğrenci olarak başladım. 91'de birinci sınıfı bitirdikten sonra öğrenci yetiştirmeye başladım aynı zamanda, üniversiteye hazırlık olarak. Bunlar tabii dairelerde geçiyordu, işte apartman dairelerinde ya da başka yerlerde. Aşağı yukarı 7 yıl öncesinde de böyle geniş bir mekan, başka bir adresteydi yerimiz. 3 yıldır da buradayız. Sadece eğitimi vermekle değil, aynı zamanda sanatçıların da paylaşabileceği bir mekana ihtiyaç olduğu için elimden geldiğince böyle bir mekanı oluşturmaya çalıştım. Yani o hedefim de var idi zaten. Daha ilerisini de istiyorum. Daha büyük mekanlar, daha uluslararası etkinliklerin, faaliyetlerin yapılabileceği, Konya'ya sanatçıların kazandırılabileceği, sadece Konya'daki sanatçıların değil dışarıdan gelip sanatçıların burada sergi açabileceği, Konya halkıyla buluşulabileceği mekanlar oluşmasını istiyorum. Bunu tabii ben kendi isteğimle, bunu ben ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama Konya'daki birçok kişinin de yani sanatla ilgilenen, durumu iyi, hali iyi olan kişilerin de böyle sanat galerileri açmasını istiyorum. Yani çoğalmasını istiyorum. Çoğaldıkça en azından insanlar dışarıya çıktığında yani şu galeride şu sergi var, oraya gidelim onu görelim. Başka bu galeride şu sergi var, oraya gidelim onu görelim desinler. Kafede, tabii kafe insanların muhabbet, sohbet yapabileceği, sosyalleşebileceği yerler ama aynı zamanda bu sanat galerilerinde aynı ortamı sağlayabileceklerini düşündüğüm için çoğalmasını istiyorum. Resim sanatı benim hayatımda ayrı bir yere sahip. Yani ayrı bir yer değil, hemen hemen tüm hayatımı kaplamış durumda. Yani sabah kalktığımda resim, akşam yatarken de resim. Hatta bugünlerde bayağı bir yağlı bir portre merakım, daha neler yapabilirim diye. Geceleri bile 3'e 4'e kadar çalışıyorum. Yani resimle alakalı hayatımdaki yerini düşünecek olursak, hangi öğrenciyi nereye yerleştirebiliriz, öğrenciye ne verebilirim? Aynı zamanda galerimde kimi, hangi sanatçıları ya da kimleri yetiştirebiliriz, kimleri davet edebiliriz gibi düşüncelerimiz var. Yani başka bir şey düşündüğümüz yok mesleğimiz gereği. 25 yıldır Konya'dayım. Aşağı yukarı 19 yılımı Trabzon'da, memleketimde geçirdim. Bu 25 yıllık süre içerisinde Konya'nın tarihi zenginliği, açık hava müze olması haliyle beni etkiliyor. Aynı zamanda Konya şehrinin tarımla, tahılla, toprakla meşhur olması, yani toprağın önemi Konya'da büyük. Yaşadığım memleketimde de 19 yıllık süre içerisinde de balıkçılığın önemi büyüktü. Balık denizin altında, Konya'da da toprağın altındaki verim. İki verimi bir araya getirdiğim aşağı yukarı 5-6 yılı devam eden öyle bir seri resimlerim vardır. Yani bir tabloda aşağıda toprak, toprağın altındaki bereket ve toprağın üstündeki su, suyun içerisindeki bereket olarak iki yeri de birleştirerek yaptığım resimler vardı. Konya'da Selçuklu motifleri ön plana çıkıyor. Karatay Medresesi'nde mesela birçok geometrik ve bisküvisel motifler var. Bunlar haliyle kimi zaman eserlerimize yansıyor ki Mevlana'yı ayrı bir faktör. Onun felsefesi, onun değerleri, motifleri de aynı zamanda tablolara da yansıyor. Resim yapmaya başladığımda bir tuvalin karşısına geçtiğimde ne yapacağımı düşünmem. Direkt başlarım ve ne yaşadıysam o belli bir kompozisyon ve estetik değerler içerisinde fırçalarla, boyalarla kendiliğinden oluşur. Ama burada
kontrolsüzlük değildir bu. Tamamen rastgelelik değildir. Yaşadıklarımın serbest bırakıp tuvale aktarılmasını sağlayabilmektir. Resimde zaten eğer kendinizi kasıyor ve belli bir kalıplarla hareket etmeye çalışıyorsanız orada resimde zorlamalar ortaya çıkar ve izleyici o zorlamaları mutlaka görür. Benim resimlerimde mümkün olduğu kadar o zorlamalar ve kısıtlamalardan uzağım. Tamamen içimden ne geliyorsa, ki gelen mümkün olduğunca şey doğadır. Doğanın soyutlaması, renklerin yani bir form vardır. Form, işte obje dediğimiz şey, objenin biçime dönüşmesidir benim eserlerdeki. Yani biçim dediğim renkler ya da işte geometrik şekiller, fırçanın hareketleri. Bunlar içimdeki o coşkuyu, doğaya olan sevgiyi aktarabilir. Eserler hayattan izler taşır. Bu benim için de geçerli, birçok kişi için de, sanatçı için de geçerli. Sanatçıların çalışma hayatlarında eser ürettikleri sürece baktığımızda bazı dönemlerde yaşamış oldukları psikolojik ya da toplumla alakalı ne yaşadıysa, sıkıntı ya da mutluluk her neyse bunlar resimlerinde kendini gösterir. Bir karamsarlığı yaşayan bir insanda fazla bir rengarenk tablo bekleyemezsiniz. Ya da coşkulu bir insanda fazla bir kararlılığa sahip, koyu değerlere sahip bir tablo bekleyemezsiniz. Haliyle sanatçının yaşadığı duygular, hisler, psikolojisi birçok şeyi eserlerine mutlaka yansır. Tabii ki yaptığım eserlerde ben kendi içimden geleni ortaya koyuyorum. Ama benim içimden gelenin bir başkasında farklı durumu söz konusu olabilir. Bu bir roman ya da bir şiir gibidir. Bir şiiri okuyan herkes farklı değerlendirebilir. Bir romanı okuyan, mesela bugünlerde işte filmleri çekiliyor birçok romanların. Önce kitabını okuyorsunuz. Herkes kendi hayalindeki şekilleri ortaya koyuyor. Ama filme geldiği zaman o sabit diyor. Mesela ben böyle düşünmüştüm, şöyle canlandırmıştım. Ama aşağı yukarı birbirine benziyor. Tablolar da yine aynı bu şekilde. Benim yaşadığım birçok olayların bende yansıması, tuvale yansımasını bendeki ölçülerle değerlendirecek olursam bir başkası farklı görebilir. Mesela ben eğer toprağın üstünde maviyi çekiyorsam deniz olarak, bir başkası toprağın üzerinde o maviyi gökyüzü olarak görebilir, algılayabilir. Çünkü o gökyüzüne aşinadır. Onu o şekilde değerlendirebilir. Ama bendeki denizdir. Ya da ne bileyim bir beyaz bir baharı simgeliyorsa bende, kendisinde bir aydınlık, bir yol, bir ferahlık olabilir. Ama aşağı yukarı soyut dediğimiz resimlerde, zaten sadece benim eserler için değil, soyut eserlerde bir şiir gibidir. Sanatçı şiirini tuvale resmeder ve okuyan, izleyen de kendine göre oradan pay alır. Tabii bir sergi öncesindeki hazırlığın, sergiyle, halkla, sanatseverle buluşması anında bir düğün gibi düşünün. Ya da ne bileyim bir nasıl bir şenlik gibi. Çünkü orada bir paylaşımınız var. Yaptığınız eserler, güzel dediğiniz, beğendiğiniz eserleri, insan beğendiği eserleri, beğendiklerini zaten paylaşmak ister. Kimse özrünü paylaşmak istemez. Biz yaptığımız eserleri güzel olarak, estetik değer olarak gördüğümüz için bu güzelliği insanlarla, sanatseverlerle paylaşmak istiyoruz. Ve gelen kişi de bu eserleri görmek istediğinde orada sanatseverle sanatçının arasındaki, bu benimle alakalı değil, tüm sanatçılar için aynı şey geçerlidir. Müthiş bir heyecan vardır. Hatta emekli olmuş, yaşı belli bir şeye gelmiş bir bayan hobi öğrencim vardı. Geçenlerde sergisini açtı. Müthiş bir heyecanı var.
İlk defa kişisel sergi açıyor. İlk defa eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ama o heyecan öyle bir şey ki nutku bile tutulabiliyor. Şimdi kendinde bazı o heyecan yoksa zaten, o heyecan yoksa hiçbir şey yaramaz. Şimdi heyecanlarından dolayı biraz üzüldü, sıkıntıya girdi ama o heyecanı keşke herkes de görebilseydi. Yani bu sadece benim için değil, dediğim gibi bütün sanatçılar için aynı şey geçerlidir. Sanatseverle buluşmak en büyük arzularıdır. Beş yıl öncesiyle günümüzdeki Konya için mesela çok olumlu şeyler söyleyebilirim. Biz 90'da plastik beyaz resim çantalarıyla sokakta yürürken biraz yadırganarak yürürdük, çekinerek yürürdük. Ama şimdi bakıyorum, siyah resim çantaları daha modern, daha tarz resim çantaları çıkmış. Öğrenci o çantayla dolaşırken, halkın arasında yürürken arkasındaki birkaç kişinin, kulak ister istemez kulak misafir oluyorum. O çantayla giden, resim çantasıyla giden öğrenciye baktıklarında ben de resim yapabilsem keşke, ben de bu işte uğraşsam diyor. Bu iyi bir şey. Bu yani önceden öğrenci kaçardı, ailesinden gizli gelir resim eğitimi alırdı. Üniversiteyi kazanırdı. Üniversiteyi kazandığı zaman ailesi tabii ki memnun olurdu. Ama şimdi bakıyorum ki aile çocuğunu getiriyor. Bu iyi şeydir. Bu tabii biraz daha artacak, çoğalacak. Sanat için İnsanların biraz daha önem göstermesi gerekiyor. Yani insanların birçok şeyi iletişimde, işte telefonlardan, televizyonlardan, iletişimden, evlerimizdeki tüm oturacağımız, kullanacağımız eşyalardan, teknolojiden, her şeyden nasibimizi alıyoruz. Beden olarak da, fiziksel olarak da beslenmemizi alıyoruz. İşte gıda olarak sebze, meyve, yiyecek, et, süt. Bu tür şeyleri alıyoruz, bedeni besliyoruz. İnsanlarımızın, toplumumuzun, tüm dünyadaki insanların sanatla beslenmesini, aynı zamanda ruhlarını sanatla beslenmesini tavsiye ediyorum. Yani sanatla beslenen bir ruha sahip insan kimseyi incitmez. Kimseye bir sıkıntı oluşturmaz. Kimseye dert olmaz, kimseye yük olmaz. Sanatla uğraştığı için ince ruhludur. O ince ruhu herkes keşke sahip olabilse. Resim yaparken bu dünyada yaşıyoruz ama ben bu dünyadan ayrılıyorum.